Herkese selamlar. Bugün Wuthering Waves'in hem 1.0 hem de 1.1'de getirecekleri update'lerden bahsedeceğim. Tabii bunların çoğu optimizasyonla alakalı olduğundan belli şeylere tarih verilmemiş. Yani bu iyileştirmeler daha da ileride gelebilir. Tüm hata ve optimizasyon sorunlarına girmeyeceğim fakat kısaca oyunu genel olarak elden geçirecekler. Ses sorunları, auto aim ile alakalı problemler, kasma ve takılma sorunları, mobildeki ghost touching yani kendi kendine tıklama problemi gibi birçok şeyi düzelteceklermiş. Şimdi verecekleri ödüllerle başlamak istiyorum. 3 Haziran yani yarın 20 kristal solvent yani şu eşyadan verecekler. Bu eşyanın bir tanesiyle 60 Wayplate yani enerji kazanıyorsunuz. Ayrıca Japonya'da yaşanan Jiyan'ın silahındaki açıklama hatasından dolayı da 5 adet Forging Tide verecekler. Yani biz ne alaka bilmiyorum ama okey. Bunun dışında Yinlin Banner ile 1.1'in tarihinin de öne çekilmesinden dolayı 10 adet Radiant Tide ve 10.000 Battle Pass XP'si verilecek. Son olarak da Echo artı basmasındaki Shell Credit ücreti azalacağından dolayı 1 milyon da Shell Credit verecekler. Yani şöyle her birini gösterecek olursam ödüller bu şekilde. Şimdi 1.0'da olacaklardan kısaca bahsedeyim. Yinli'nin hikaye görevi ve banner'ı 6 Haziran'da bizlerle. Yani büyük ihtimalle erkene çekme sebepleri az çok tahmin ediliyordur. Oyun ayın ortasında çıkmış olsa bile ilk aydan çok iyi bir sıralamaya geldi. Ve bu sıralama yetmemiş olacak ki rekabet ettiğim malum oyunun gelirini de istiyor. Bu ay 2 waifu banner'ı göreceğimizden dolayı ay sonunda sıralama çok daha yükselebilir. Buna ek olarak da aynı tarihte Simulation Training'den daha çok materyal kasabileceğiniz bir event gelecek. Bunun dışında 13 Haziran tarihinde oyuncular şu anki Overwatch etkinliğinin ödüllerini sevmedi diye firma yeni bir etkinlik daha getireceklerini duyurdu ve ödülleri de şu an görüyorsunuz. 25 Haziran'da x2 Tasted Field ödülü alabileceğimiz bir event gelecek. 28 Haziran'da da 1.1 yaması eklenmiş olacak ve bu yamayla birlikte yeni bölge Jinshi veya Changli bannerlarından biri. Son olarak da yeni bossumuz Jue bizlerle olacak. Geldik 1.1 update'lerine. Bunun zaten yama yayınında tekrar üstünden geçeceğim ama kısaca anlatayım. Bu yamayla birlikte artık Tasted Field'lar çok daha fazla ödül alacağız. Çünkü cidden 2 günde bir eko fullemek çok problem oluyordu. Oyunda bunu görmüş ki böyle bir karar almış. Takdir ettim. Ha bir de şu lanet animasyonu kaldıracaklarmış. Allah'ım çok şükür bin şükür. Diğer bir iyileştirme ekoları yükseltirken istenen shell kreditler. Artık bu da daha az para isteyecek. Wayplate storage sistemi geliyor. Yani bu da bilen varsa HSR'deki fazladan enerjiyi biriktirme olayı. Bilmeyen varsa da kısaca 240 enerji olduğunuzda fazladık enerjiniz artık depolanacak. Ve normal enerji gibi onu da harcayabileceksiniz. Yine başta söylediğim birçok bug ve optimizasyon sorunlarını gidereceklerini söylemişler. Şuna da çok güldüm. NPC marketlerinde sınırsız alınabilen eşyalar var. Ve siz el alışkanlığı hani direkt eşyayı maxlayıp alıyorsanız bu eşyada limit olmadığından ne kadar paranız varsa o kadar alabiliyorsunuz. Ben de bu hatayı başta yapıp neredeyse oyunumun içinden geçiyordum. Son anda fark edip durmuştum ki bu da çok iyi olmuş bence. Ve sonuncu yenilik de Realm'a gelecek. Burada da yeni içerikler falan gelecekmiş. Yani klasik HSR'deki Simulated Universe mantığı bir yer burası da. HSR oynayanlar zaten tahmin etmiştir. Kalıcı olacağı barizdi. Evet, küçük yama videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buradan da botçı haber bültenine selam yolluyorum. Kendisi sağ olsun. Hasta olduğum için bütün gün eşek gibi uyudum ve kendisinin mesajı sağ olsun. Haberleri yeni gördüm ve uyandığım gibi de video çektim. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.